mı vardı senin? Annem almıştı 18 yaş şey değil. Lan sen niye sattın arabanı? Ya annemin borçları çoğaldı. Çevrem dağıldı. Nasıl dağıldı? Arkadaşlar falan gitti. Ha, arabanı satınca arkadaşların sana takamamaya başladı. Evet. Siktir et, öyle arkadaş olmaz olsun zaten. Sarı saçlarına deli gönlümü. Ya seni seviyorum. Öyle mi? Senin için ölürüm. Allah Allah Allah. Sensiz yaşayamam. Siktir lan. Birce geldi gir salağı görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. Tarih değil. Bu zamana kadar kaldırdığınız en ağır şey neydi? Oh, onun bana yaşattıkları. Ben gidiyorum dediğinde gitme diyen değil. Ben de geliyorum yalnız gidemezsin diyen birini istiyorum. Böyle bir aşk görülmemiş dünya. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesin. Üniversite sınavına girecek misin? Normalde ben 21 Nisan'da askere gidecektim. Devletimiz sana şu anlık gerek yok, Ağustos'a kaldın dedi. Bazen diyorum ki ne olacak, söyle gitsin. Sonra da diyorum ki söyleyince ne olacak, sus gitsin. Kırılmış boğazım bekliyorlar. Benim yanımda kimse yoktu. Telefonlarım hiç çalmıyordu. Kimse beni aramıyordu ama her şeye giderken, başka bir şey olurken herkes arıyordu. O yüzden ben her şeyi kendim yaptım. Kendim konsantre oldum. Kendi hayatımı kendim düzenledim. Benim yanımda kimse yokken ben tek başıma kaldım ve ailem vardı. İntikam mı, Allah'ından bulsun mu? Allah'ından bulsun. Ne iyi uğraşacağım intikamla. Asla uğraşmam. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni... Fani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz. İcabında bacağını tekrar sakatlayacağım. Ama dostunu asla yarı yolda bırakmayacağım. Aslında 6 senedir sevdiğim var. O seni seviyor mu 6 senedir? İşte onun sevgisi bitti. Peki şu an ne yapacaksın? Ne yapacağım? Sevmeye devam edeceğim. Çok güzel cevap verdim. Hadi şöyle söyleyeyim. Gözleri her şeye bedel. Gözleri. Ya ne yaşanacaksa yaşansın. En azından bir şey yapmadığım için değil. Yaptığım şey için pişman olayım. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Bir çocuk eline çanta verip okula yollamakla, cebine 3-5 kuruş para koyup okul köşesine atılmakla eğitilmez. Daha doğrusu ana babanın görevi burada bitmez. Bu yüzden benim kanımca tembel çocuk, hatalı çocuk, suçlu çocuk yoktur. Hatalı ve hatta suçlu ana baba var. Birisi demiş ki sadece bir kişiyle öpmüştüm. İyi, onu bulamayan da var ya. Sevgilin var mı? Yok. Niye? Abi tipten dolayı büyük ihtimalle. Oğlum çok çirkinlisin ya. Teşekkür ederim. Bak. Annemle konuştum. Annem dedi ki ortadan ikiye bölemiyorlar mı kupayı dedi. Çünkü Barbaros'u da kendi çocuğu gibi sevdi. Biz girmeden önce de şu sözü kullandık Barbaros'un yerimizde. Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. O yüzden ben bu kupayı, aramızda kaç puan var bilmiyorum ama minimum bir puan farkı var. Bir daha oynasaydık büyük ihtimalle Barbaros kazanırdı. Bir daha oynasaydık belki ben kazanırdım. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O kadar yakındık, o kadar iyiydik, kendimizi o kadar geliştirdik. O yüzden tek başıma kaldıramayacağım. Dostum, arkadaşım ve en büyük rakibim Barbaros yol alıyor. Bravo! Ses tonu yakalamak artık çok zor. Yani niye dönmediniz o zaman? We can make it.